Merhabalar, iyi haftalar. Vallahi acayip bir hafta sonu oldu hakikaten. Malum CHP kurultayı. Cuma günü size sordum, bir de anket yaptım. Kim seçilir sizce diye. Ağırlıklı olarak Özgür Özel seçilir çıkmıştı. Fakat Ankara enteresan bir yer işte. Sizden hani hatta ben de onu şey diye yorumladım. Ya acaba seçilmesini isteriz anlamında mı çıkıyor diye. Çünkü Ankara'ya gittim. Orta sayfa yayınını da Ankara'dan yaptık malum. Orta sayfa yayınında mesela hani ağırlıklı olarak Ankara Gazetesi Murat Yetkin, Çiğdem Hanım falan ya Kemal Kılıçdaroğlu seçilir. Şu oradaki hava biraz daha farklıydı. Hatta ben de bunu orta sayfada söyledim, dedim ki yani İstanbul'da acayip bir Özgür Özel, yani burada baktığınız zaman İl Kongresi'ni de kazandılar. Böyle bir Özgür Özel İmamoğlu fırtınası esiyor. Ankara'da durum farklı. Demek ki Anadolu'da da işte Özgür Özel Ekrem İmamoğlu fırtınası esiyormuş. Hep çünkü şey diyorlar, ya siz İstanbul'da bir bubble'da yaşıyorsunuz kardeşim, yani orası bir şey. Fanus, siz oraya bakmayın falan diyorlar ama bence asıl Ankara Çankaya bir bubble herhalde yani. İşin bir yanı orada da böyle şey, kendi siyaset elitlerinin, bizim gazeteciler için söylemiyorum tabii ki, tecrübeli gazeteciler için söylemiyorum ama siyaset elitlerinin kendi böyle yaptığı hesaplar, estirdiği havalar falan var. Zaten bu da şu bugün çok dolaşan Şaban Sevinç paylaşmış aslında. Bunu daha önce yazan tabii arkadaşlar oldu. Böyle bir diyaloğun olduğunu, bunların yaşandığını yazanlar oldu hakikaten. Ama tabii mesela Murat Aksoy yazmış uzun uzun, kendi böyle böyle bir şey oldu falan diye. Kulis bilgisi diye yazmış, tweetini açmış. Atmış. Fakat tabii Şaban Sevinç paylaştı. Başka paylaşanlar da oldu bu videoyu. İnanılmazdı. Yani kurultay, ben şeyi İlk kez hani uzun yıllardan sonra ilk kez bir CHP kurultayını bu kadar hareketli gördüm. Yani şunu söyleyeyim, mesela Muharrem İnce'nin Kemal Bey'e karşı aday olduğu kurultayda da oradaydım ben, salondaydım. Böyle bir heyecan yoktu açıkçası. Ciddi fark var yani arada. Oraya gidince biraz daha görüyorsunuz. Oraya gidince o havayı soluyunca zaten birazdan da göstereceğim. Başka bir hava olduğunu görüyorsunuz yani. Şeyi de göstereyim. Mesela şimdi herkes televizyondan izliyor. Bir televizyondan izlemek yanıltıcı oluyor. Bunun bir nedeni, şimdi zaten bunu söylemişlerdi arkadaşlar. O Ankara'daki stadyum kiralanmış. Şimdi bir tarafta girdiğiniz zaman sağ tarafta full orayı genel merkezciler almışlar. Sol tarafta da değişimciler ama değişimcilerin yerini bölmüşler. Oraya bir de protokole işte yabancı misyonlardır, eski milletvekilleridir, onlar da otursun diye bir yere ayrılıyor. Oraya yani değişimcilerin yarısı, genel merkezlerin yarısı kadar yer vermişler. Bunun nedeni ne? Nedeni şu. Şimdi televizyonlar yayına başladığı zaman kurultay başlıyor ve çok şey, Kılıçdaroğlu sloganları. Ve herkes böyle, aa işte demek ki Kılıçdaroğlu kazanacak. Hatta hani malum yani bizim aile CHP'li halam mesaj attı bana. Dedi ki bak, dedi, Kılıçdaroğlu sloganları çok yüksek dedi salonda. Kemal Bey götürecek bu işi dedi. Ya dedim, bir dakika, şimdi salonda durumu öyle değil. Şimdi başladı Kılıçdaroğlu sloganlarıyla. Fakat başladıktan sonra başladı konuşmalar. İşte Kemal Bey açılış konuşmasını yaptı. Çok sert. Şaşırdık yani. Hatta ben şeyde Ruşen Çakır'ı gördüm. Ruşen abi dedim, ya bu ne biçim konuşma falan. Ruşen abi de güldü hakikaten. Bu hançerler, mançerler falan meselesi. Yalnız konuşmalar ilerledikçe şimdi genel merkezin ayarladığı, genel merkezin bize ayrılan koltuklar boşalmaya başladı. Bak göstereyim. Bakın, genel merkezcilerden değişimcilere döndüm. Genel merkezciler aralarda yani ilk, ya her şey aslında bir şey. Bunu hakikaten Kılıçdaroğlu'nun ekibi psikolojik olarak kazanmak istemişler belli ki. Yani biz psikolojik olarak kazanalım, delege de bundan etkilensin. Çünkü bütün televizyonlar Kılıçdaroğlu sloganlarıyla girecek. O hava dönecek falan. Şimdi ben burada genel merkezden değişimcilere döndürdüm telefonu. Şimdi genel merkez sıraları bir zaman sonra boşaldı. Fakat değişimciler yerinde oturmaya devam ediyor. Bakın bu protokolün üstü değişimciler. Siz ne zaman seçimleri kazanacaksınız? Siz ne zaman sandıkları istediğiniz şekilde tutacaksınız? Siz bu seçmen bizim sürekli seçimleri kaybetmemizden yorgun, sıkkın, bıkkın. Bugün burada kurultay salonunda. Evet. Ve televizyondan izleyince bir de şu da anlaşılmıyor. Şimdi televizyonlarda herkes de bu arada yayın için bütün televizyonlara yer ayrılmış ve herkes sürekli yorumcu alıyor. Gazeteciler, siyasetçiler. Dolayısıyla kurultayda aralarda söz alanları kimse duymuyor.
herkes yorumcuları dinliyor. Fakat mesele arada söz alanlar arkadaşlar. O böyle arada Kemal Kılıçdaroğlu önce açılış konuşması açtı kurultayı. Efendime söyleyeyim. Kimler yönetecek kurultayı? Onlar seçildi. Zaten daha önceden belirlenmişti. Ekrem İmamoğlu divan başkanı olacak falan diye. Sonra söz alanlar. İşte 5'er dakikalık konuşma süresi. Başvuruyorsunuz. Size söz veriyorlar. 5 dakika meramınızı, derdinizi anlatıyorsunuz. Şunun için önemli. Örgütler konuşuyor. İlçe başkanları geliyor, il başkanları geliyor, delegeler geliyor, parti üyeleri geliyorlar ve konuşuyorlar. Şimdi orada ağırlıklı olarak o kadar eleştiriler vardı ki Kemal Bey'e. Bir kere şeyin örgütün çok kızgın olduğunu görüyorsunuz. Adamlar şeyden gelmiş, Anadolu'dan gelmiş yani. Kalkmış gelmiş oraya bir tane hatta şey böyle ilçe başkanı ağlamaklı genç 43 yaşındayım dedi. Çocuklarımın yüzünü görmüyorum. Kendi mesleğimi yapmıyorum. Ben mi dedim dedi sizi sırtınızdan hançerledim. Yani biz hayatımızı vakfettik bu partiye, bu parti kazansın diye. O kadar şey ki örgütten çok tepki var. Yani neye tepki var? Bir işte bu yapılan pazarlıklar kapalı kapılar ardında diğer partilere 39 milletvekili verilmesi. Fakat bu birikmiş yani Ekmelettin İhsanoğlu mesela bütün örgüt. Ya kardeşim siz tuttunuz. Bir MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin söylediği Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı adayı yaptınız. Bu partinin bu kadar birikimi olmasa yani bize de tıpış tıpış oy vereceksiniz dediniz. Bir de dönüyorsunuz bizi suçluyorsunuz diye. Oradan beri eleştiriler geldi ve bütün konuşun. Arada birkaç tane hani Kemal Bey'i destekleyen de neymiş değişim canım falan diyenler de çıktı. Ama ağırlıklı olarak değişimciydi konuşmacılar. Yani orada o havanın kırıldığını görüyorsunuz ve örgütten ciddi bir CHP yönetimine tepki olduğunu görüyorsunuz. Yani bu değişim meselesi kaçınılmaz olmuş aslında partinin içerisinde. Bunu görüyorsunuz. En böyle hareketli hakikaten kurultaylardan bir tanesiydi. Çok şeydi, delegede hareketli görevliler, koştu kadınlar. Kadınlar, çok fazla kadın vardı kurultay salonunda. Hakikaten hepsi çok aktif çalışıyor. Yani nerelerde Kemal Bey kaybetti diyecek olursanız birincisi bir kere bu Emir Sarıgül'le girmesi. Yani böyle bir Emir Sarıgül'le girme. Mustafa Sarıgül'ün oğlu. Daha sonra ben Mustafa Sarıgül'de çektim hatta. Bu hemen böyle delegelerin arasına indi. Mustafa Sarıgül oralarda böyle lobi yapıyor falan. Kemal Bey'in yanında duruyor Mustafa Sarıgül. Eski Şişli Belediye Başkanı. İBB Belediye Başkan adaylığını da yapmıştı CHP'nin ama kazanamadı. Sonra malum işte bir takım ismi yolsuzluklara karıştı mı karışmadı mı falan. Biraz şeydi diyebileceğimiz bir figür. Sonra da böyle delegelerin arasındaydı yani gün boyu. Onu da göstereyim görüntüsü. Neden? Sayın Berkan Şimşek konuşmanıza başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yalnız böyle Emir Sarıgül'le salona girmesi falan direkt eksi yazdı Kemal Kılıçdaroğlu'na benim gördüğüm kadarıyla. Yani ne alakası var? Hani niye Emir Sarıgül'le girsin Kemal Kılıçdaroğlu salona? Ne alakası var? İki, bu hançer meselesi. Önce Meral Akşener'e dedi benim sırtıma bir hançer saplandı masadan kalkanlar oturanlar. Sonra değişimcileri kastetti hançer saplandı sırtıma diye. Bunu hoş karşılamadı partililer. Yani niye hançer olsun? Farklı görüşler var. Burada partinin daha farklı yönetilmesi gerektiğini düşünenler var. Niye hançer? Çok çalıştığını söyledi Kemal Bey. 36 saatte de ayakkabıyı ayağımdan çıkarmadığım oldu. Oralara gittim, buralara gittim, bütün Türkiye'ye gittim falan. Hani bu da tamam bu this is a given derler ya genel başkansa. Zaten bunu yapacaksınız. Bana mı yapıyorsun, sana mı? Kendine yap. Zaten genel başkan ne böyle olacak tabii ki. Yani genel başkanla sanki zorla Kemal Bey'i oturtturdular da Kemal Bey de çok çalıştı, çok yoruldu. Şimdi herkes de mecburen o zaman bir daha Kemal Bey seçsin diye bir hesap olur mu yani açıkçası? Onun için bence bir yani hançer çok ters tepki tepti. Zaten Kemal Bey'in açılış konuşmasından sonra söz alan herkes ne demek hançer? Hani nasıl bir ifade bu? Çünkü dedim ya örgütler söz alıyor orada. Nasıl bir ifade bu diye herkes bir kere buna çok tepki gösterdi. Onu söylemek lazım. Özgür Özel'in konuşması çok çok iyiydi. Çok iyiydi. Uzun böyle bir konuşma yapmış ki şu da söylendi salonda işte Kemal Kılıçdaroğlu böyle hançer mançer falan deyince Özgür Özel de konuşmasını revize edecek, sert bir konuşma yapacak falan dendi. Edilmemiş anladığım kadarıyla. Benim aldığım duyumlara göre 3 gün boyunca Özgür Özel'in konuşmasının üzerinde çalışılmış. Neler denecek işte dış politika söylendi ya kararlar alınırken böyle bir şey olurken yanında bir MYK'da
bir hani dışişlerinden de uzman birisi yok dedi mesela Özgür Özel. Adalet yürüyüşünde de videolarını verdiniz. O adalet yürüyüşünde en önde sizin de günlerce Veli Ağbaba ile ben yürüdüm. Niye bizi görüntülerden çıkardınız dedi. Yani böyle tam bir çok iyi CHP'nin şeysiyle alakalı. Örgütlerin daha etkin hale getirilmesi. Örgütlere ayrılan pay dedi aslında bütçede arttı. Ama örgütlere verilen bütçe artmadı diye özellikle altını çizdi. Örgütlerin önemi. Hep ne değişecek, ne değişecek, ne değişecek. Ya bu değişimciler de ne diyorlar, ne değişecekler diye orada aslında değişimin çerçevesini çizdi hakikaten Özgür Özel. Ve Özgür Özel'in konuşması bence şeyi döndürdü. Yani kararsız delegeler de ne diyorlar? Gri delegeler. Hani Kemal Bey de olabilir, belki Özgür Özel de olabilir. Son ana kadar kararını vermemiş. Orada bence pek çok delege fikrini değiştirdi. Çok çok iyi bir konuşmaydı çünkü. Konuşmasından sonra şimdi böyle bir kurultayın top görüntülerinden bir tanesi şey de çirkindi. Kemal Bey'in eşi Selvi Kılıçdaroğlu. Selvi Hanım zaten CHP'liler bilirler. Etkili bir ne diyelim CHP'nin first lady'si. Kemal Bey üzerinde de etkisi var. Parti üzerinde de etkisi var. Etkili bir şey. Yani hem milletvekilleri üzerinde etkisi olsun. Hani öyle bir kenarda oturan bir first lady değildir. Böyle Selvi Hanım Özgür Özel'i yanına çağırıp parmak salladı şu görüntü. Genel başkanınıza bağıramazsınız böyle diye böyle bir de parmak salladı. Özgür Özel konuşmasını yaparken hani dedim ya ilk salona giriyorsunuz genel merkeze ayrılmış olan yerler başta daha fazla kalabalıktı sonra boşaldı. Çünkü yani getirilenler Adana Demirspor'un şeyleri getirilmiş, amigoları getirilmiş. Onlar da partili değil, sıkılıyor. Konuşmaları dinlemek istemiyor. Yani bana ne diyor adam? O da mı oraya sen Kemal Bey diye buraya slogan at diye getirmişler adamları. Adamlar gitti, arada çıktı. Sonra Özgür Özel konuşurken Özgür Özel'in konuşması akşam 6.30 falan buldu. Onlar geri geldi, geri getirildiler. Bu sefer bunlar Özgür Özel'i konuşturmamak için slogan atmaya başladılar. Gelip kürsünün yanına Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu diye. Özgür Özel de çok böyle zekice Zeydan Karalar'a Adana Belediye Başkanı'na böyle hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla gibi bir şey yaptı. Bir cevap verdi. Bu salondan 130 milletvekili... Pardon bu değil şu. Konuşanı susturmak bizim işimiz değil. Sakin olun. Biz hepinizi seviyoruz. Şöyle yapalım. Arkadaşlar Adana'dan gelen kardeşlerimiz gece 2'de geldiler, çok yoruldular. Bir kuvvetli alkış alalım, bir kuvvetli alkış. Zeydan abi, Zeydan başkanım. Hadi bir tanem altına bak, bir tanem altına. Zeydan abi, bir tanem altına bak. Bravo. Hadi Zeydan abi. Sen söylesen olur be. Zeydan abi, hadi. Beni dinlemiyorlar, seni dinlerler. Zeydan abi hadi bak bir sözünle dağılırlar falan dedi. O da şey. Tabii şimdi Özgür Özel çok daha böyle Manisa'da şeyden geldi biliyorsunuz. Kendisi eczacı olduğu için önce sivil toplumculuktan geldi hakikaten. Ondan sonra partiye girdi. Partide de her konumda çalıştı. Dolayısıyla bir de şeyden yerel siyasetten geldiği için hem örgütleri çok iyi tanır, herkesi tanır. Tam böyle partinin öz çocuğu diyebileceğimiz bir isim yani Özgür Özel Manisa'dan. Şimdi Özgür Özel konuşma yaptıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşmasını yaptığı için ben adaylık konuşması ayrıca yapmayacağım dedi ama Özgür Özel'e cevap vermek istedi. Bence bir de Kemal Bey orada kaybetti. Dağınıktı yani sinirlenmiş Özgür Özel'in söylediklerine hem sinirlenmiş hem söylediği şeyler dağınıktı falan. Biraz şöyle göstereyim. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Eğer uzun yıllardır beraber çalışıyorsak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dış politika danışma kurulu olduğunu bilmiyorsa bir arkadaşımız ve o dış politika danışma kurulunda iki genel başkanımızın da yer almasını bilmiyorsa oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Soru işareti. Dış politika konusunda hem büyükelçilik yapmış arkadaşımız uzun süre danışmanlığımı yaptı. Evet, listeye koyduk. Seçilmedi. Örgüt izin vermedi. Örgütün parti meclisine seçmediği emekli bir büyükelçi ben nasıl hangi gerekçeyle MHK'ya taşıyacağım? Değerli arkadaşlarım, eleştiriye açım. Benim kadar eleştiriye açık olan hiç kimse yoktur. Parti meclisinde beni eleştirene asla ve asla sözünü kesmem ve dinlerim.
olur ya, eleştiriden yaralanacağım bir şey olur mu diye. Ve yine kısaca, keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydi. Hangi aşamada? Yüzüme karşı söyleseydiniz dedi Kemal Bey. Yalnız ya şöyle de bir şey var. Bunların hepsi benim rahmetli pederden de biliyorum. kendisi de Kemal Bey'le çalıştı. Ya Kemal Bey'in yüzüne söyleniyor bunlar arkadaşlar. Hani siz de diyorsunuz ya kardeşim bu değişimciler ne alakası? Bugüne kadar Kemal Bey'in hep yanında bunlar yok muydu? Ya öyle oluyor da bunlar partinin kurullarında, MYK'larında, PM'lerinde Kemal Bey'e söyleniyor bunlar. Yani katılmıyor, böyle yapmayalım, şöyle olmasın diye söyleniyor da Kemal Bey şöyle bir liderdir. Böyle gülümseyerek dinler sizi. Tabii tabii der. Hiç de cevap vermez. Ben eleştiriye en açığım diyor ya. Tam açık doğru zaten. Ne yapacak? Dövecek mi eleştiri? Tabii tabii der böyle. Ama sonra kendi bildiğini yapar. Yani hiç, sen ne söylersen söyle. İstediğini söyle. Böyle yanlıştım. Tabii tabii der. O kendi bildiğini yani. Dolayısıyla bu eleştiriye açık olmak demek değil ki aslında. Bu yani böyle yönettiği için Kemal Bey şunu da demek istiyorum. Yani bunlar aslında partinin organlarında hep itirazlar yapılıyor. Fakat şimdi daha sonra bir karar alındıktan sonra siz tutup da nasıl partinin aksine konuşacaksınız? Siz partinin yöneticisiniz, sözcüsünüz, grup başkan vekilisiniz. Neyse yani. Bir şeyden sorumlu genel başkan yardımcısınız. Bir parti kararı alınıyor. Bir karar alınıyor öyle veya böyle. Kemal Bey böyle olacak diyor. Şimdi tutup da yok ben bunun aksine konuşacağım derse o zaman istifa etmeniz lazım. Yani ancak öyle olmanız lazım. Onun için parti içi biraz da öyle işlemiyor. Kolay değil yani. Hani tutup da parti içinde bir karar alındıktan sonra buna karşı konuşmak. Onun için hani Kemal Bey de yüzüme söyledi. Yüzüne söylendi Kemal Bey'in bunlar. Neler neler söyledi Kemal Bey'in yüzüne. Kemal Bey dinlemiyor yani. Mesele o. Farkı o. Şimdi Özgür Özel'in tabii ta gece kaç? 1:30-2'ydi artık. İlk önce malum ilk tur yapıldı. İlk turda 682 Özgür Özel aldı. Kemal Bey'in biraz daha az. 684 sal çoğunluk. 2 o yani. İkinci tura gidecek mecburen. Fakat orada Kemal Bey çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Çekildi diye haber çıkıyor. Çekilmedi diye haber çıkıyor. Herkes bunu bir taktik olarak gördü. Genel merkezciler, değişimciler mahsus yayıyor. Çekildiği haberini dedi. Değişimciler, genel merkezciler mahsus yayıyor. Delegeler rehavet sandığa gitmesin diye. Ki delegeler ilk şeyden sonra, ilk turdan sonra oteline gidenler, yemeğe gidenler falan oldu. İnsanlar yoruldu. Sabahın erken saatte geliyorsun. Gece 1:30 olmuş. İşte o arada çekildi mi çekilmedi mi meselesi. Bu bir sır olarak. Yani çekildi mi Kemal Bey? Şöyle söylendi. Kemal Bey çekilecek ama etrafında toplanıyor. Genel başkan yardımcıları, danışmanları. Hayır efendim çekilemezsiniz diyor. Şimdi onun görüntüleri ortaya çıktı. Şaban Sevinç paylaştı o görüntüleri. Buyurun. Hayır izin vermiyorum diye konuşan birisi var. Kim o diyecek olursanız tabi bilmemeniz çok normal. Nereden bileceksiniz? CHP MYK'sında değil, parti sözcüsü değil, genel başkan yardımcısı değil, bilmediğimiz birisi. İmam Bakır Üküş efendim, gazeteci deniyor. Şöyle İmam Bakır Üküş benim rahmetli peder İstanbul Gerçeği mi ne öyle bir sitesi var, orada yazıyordu. O zamanlar böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu sürekli eleştiren yazılar falan yayınlanıyordu o sitede. Yani hani böyle haber sitesi değil mi? Haber muhabiri falan yok. Öyle yazılar yayınlanan bir şey. Sonra böyle Kemal Bey'in yanından ayrılmaz birisi oldu birdenbire. Ve hatta bu Ümit Özdağ ile imzalanan gizli protokol, hiçbir partinin haberi yok. İmam Bakır Üküş'ün haberi varmış. İmam Bakır Üküş o şeydeymiş. Tartışıldı, konuşuldu. Salondaymış, odadaymış. Onunla ilgili de şöyle söylentiler var. Hatta niyeyse işte İmam Bakır Üküş orada, fakat Kemal Bey diyor ki İmam Bakır buradayken ben bunu imzalamam diyor. İmam Bakır çıkarılıyor sonra falan, böyle bir İmam Bakır Üküş efsanesi var. İmam Bakır Üküş nasıl oluyorsa yine Kemal Bey'in yanında bitiyor ve bağırıyor. Hayır bu bir operasyon, çekilemezsiniz falan filan diye. Şimdi dün de aslında böyle olduğu yazılıp çizilmişti, İmam Bakır Üküş şey yaptı diye. Şaban Sevinç yazmıştı. İmam Bakır Üküş de dün şöyle bir yani 5 Kasım'da şöyle bir tweet attı. Şaban Sevinç yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, sen orada değildin. Hele söylediğin gibi izin vermiyorum gibi bir hadsizlikte asla bulunmam. Yalnızca siyaseten değil, kişisel tavrı ve nezaketiyle örnek bir insan olan Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saygısızlık asla yapmam. Her zaman her koşulda Kılıçdaroğlu'nun yanında olmak benim için
onurdur. Bunu sen anlayamazsın diye Şaban Sevinç'e. Çünkü Şaban Sevinç önce yazdı bunu. İmam Bakır Üküş böyle bağırmış diye. O da yalan söylüyorsun dedi. Görüntüyü bir daha izledim. Hayır, hayır, hayır. Hep yalan dolanı vuruyor. İzin vermiyoruz ya. Bu cennet cepten bitti. Ödün vermiyorum diye bağırıyor. Ya şimdi kim diyecek olursanız İmam Bakır Üküş, işte arkadaşlar Ankara'da şöyle bir hava oluştu bakın. Bu milletin deli deli diziler ve manyak komplo teorisi kitaplarıyla delirttiler. Bir millet delirmiş. Bak koca millet 80 milyon deli deli yani bu ülkede. Şimdi iyice de artık böyle A Haber haberciliğiyle falan iyice de artık huni takıp gezme kakamızla oynama şeyine gelmek level'ına gelmek üzereyiz yani. Şunun için söylüyorum. Ankara'da abicim kime elini çarpsan mit ben citemciyim. Eskim için derin devletmiş falan. Ama öyle ki yani Ankara'daki adam çaycı. Adam bilmiyorum temizlik işçisi. Onlar bile mitçi. Herkes mitçi abi Ankara'da. Herkes de böyle bir havalar falan. Bu İmam Bakır'da citemciymiş falan. Mitçiymiş falan. Herkes mitçi abi Ankara'da. Bu havaya kapılınmış durumda. Bu seçimden önce de çok söyleniyordu. Şöyle ben de burada birkaç kere anlatmıştım. Efendim bu sefer MİT Kemal Bey'le temasa geçmiş. Kesin devlet sizi istiyor, siz seçileceksiniz demiş Kemal Bey falan. Böyle şeyler konuşuluyordu. Abi MİT falan dedikleri bu. Yani böyle biraz bir şey yapan falan ben MİT'im falan diyor. Herkes de birbirini böyle gazlıyor. O MİT'miş, o JİT'tenmiş. Yani şöyle söyleyeyim Ankara'da kaç MİT'si? 5 milyon. 5 milyon da MİT'çi öyle bir durum var. Herkes birbirine o derinmiş, bu bilmem neymiş falan. Yani bakın diyorum 1.80 milyon insan delirtildi. Yani bizim ülkece bir rehabilitasyona alınmamız lazım. Kimse sağlıklı düşünemiyor. Herkes manyak gibi. İşte o jitemmiş de ondan bir ne jitemi miti mi arkadaşlar ya. MİT zaten böyle işliyorsa biz bu MİT'i kapatalım. Net söyleyeceğim. Yani böyleyse MİT bu kapatılsın yani. Jitem falan böyle işliyorsa varsa bu bence kilidi vuralım. Abi diyeyim sen kenarda otur hiç bu işlere bulaşma daha iyi. Herkes birbirine gaz veriyor Ankara'da. Herkes derin devlet. Herkes çok önemli. Ya böyle değil bu işler. Böyle deli deli kompetörlerine kapılırsanız ülke falan yönetemezsiniz. Yani parti falan da yönetemezsiniz arkadaşlar yani. Bu hakikaten ders olsun. Bu İmam Bakır Üküş case diye Türkiye siyasi tarihine geçsin. Şimdi bu arada kurultayın top şeyleri diye bu görüntüleri seçtik. Sizin de fikrinizi sordum ne düşünüyorsunuz diye. Ömer Doğan demiş ki Özgür Özel'in bugün itibariyle nazarımda 100 kredisi var. Bakalım bitirdiğinde KK gibi borçlu mu gidecek göreceğiz. Çok doğru söylüyorsunuz çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da aynen böyle gelmişti. Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi biraz tabii şöyleydi. İşte bu Deniz Baykal'ın meşhur kaseti çıktı. Deniz Baykal istifa etti. Aslında Deniz Baykal o dönemde istifa ettikten sonra şöyle düşündü. Ya ben kendim istifa ederim fakat sonra partim ısrar eder geri dönerim. Çünkü bana bir komplo kuruldu diye. Aslında o kaset meselesinde de yani belki bir gün bir yayın yapıp onu ayrıca özel konuşmak lazım. O kaset meselesinde de şöyle var. İşte bir Deniz Baykal bir yerde oturuyor, bir oturma odası gibi bir yerde bir ilişkiye girdiği iddia edilen hanımefendi ve kocası da var orada konuşuyorlar. Sonra kesiliyor bir yatak odası videosu. Onlar aynı yerde mi çekilmiş bilinmiyor mesela. İkinci videodaki yatak odası Deniz Baykal mı? Bu tespit edilemedi falan. Aslında çok karmaşık bir iştir o yani. O karmaşık işten sonra o video patladıktan sonra Deniz Baykal istifa etti. Fakat sonra çağrılmaya partim beni geri çağırır falan diye düşündü. Öyle olmadı. Sonra kurultayda hatta Kemal Kılıçdaroğlu dönemde önce aday olmayacağım dedi. Sonra aday oldu ve geldi. Kemal Kılıçdaroğlu eski devlet memuru. Bir dönem SSK'yı yönetmiş. DSP kökenli, Alevi birisi. Yeni bir soluk, yeni bir böyle hani namuslu, koltuk sevdalısı değil, demokrat biri falan diye müthiş bir rüzgar. O zaman da böyle müthiş bir rüzgar vardı. Sonra o rüzgar döndü dolaştı. Bugün bulunduğumuz noktaya geldik. Onun için göreceğiz. Muharrem Palas parti başkanı ve yönetimi değişmemiş olsaydı CHP ana muhalefet partisi olma vasfını kaybederdi kesinlikle. Yani Kemal Bey devam etse idi artık güven sıfırlanmış olacaktı. Çok yani bu değişim zorunluydu esasında. Johnson 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirmiş olmak parti için bir özgüven. Özgür Özel başarılı olamazsa seçimle değiştirilir. Bu bilgi başlı başına önemli. Çok katılıyorum. Bunun bir norm olması lazım. Ya böyle şey olur mu ya? Geliyorlar böyle oturuyorlar oraya. Sonra işte biraz da böyle
akıllı ve vizyonlu insanlar değillerse birileri yanaşıyor ben mitim mütüm falan diye. Bunlar böyle abi devletle çok şey işlere girdik falan diye. Ondan sonra ben gidersem parti batar falan garip garip havalara giriyor. Yani, genel başkanlık yapacak insanın biraz vizyonlu ve birikimli olması önemli. Biraz bir şey olması lazım. Bir hayata dair bir vizyonu, bir görüşü, bir şey olması lazım. Yani sadece dürüstlük, mütevazilik falan yetecek şeyler değil. Muharrem Palas, CHP bu değişimle seçmenin siyasete karşı kaybettiği ilgisini tekrar geri kazanabilir. Hala bu ülkede seçimle değişen genel başkan var. Çok doğru. Ve bence hani dedim ya norm olsun. Yani kaybedemiyorsa, kazanamıyorsa gitsin abi. Ya mesela şimdi yerel seçimlerdeki çok önemli. Yerel seçimde ne olacak? Bundan sonra yerel seçimde ne olur? Bence yerel seçimde pek çok belediye başkan adayının değiştiğini görürüz. Yani Zeydan Karalar bir daha zor aday gösterilmez Adana'dan zannetmiyorum. Muhittin Böcek Antalya zor. Tunç Soyer zor. Ama Mansur Yavaş yeniden aday gösterilebilir Ankara. Mansur Yavaş'ın şeyi çok eleştirildi. Mansur Yavaş hiç bulaşmadı. Geldi, oy kullandı ve gitti mesela belediye başkanı olarak. Hani niye değişimcilerden yana destek açıklamadı falan dediler de Mansur Yavaş CHP'li değil ki adam. Adam zaten ülkücü kökenli. Hani ve bir tür transferle geldi CHP. Yani sonra tamam CHP'de çok rahat çalışıyoruz. Bizim hiçbir itirazımız yok. Çok da iyi anlaşıyoruz diyor kendi ekibi ama CHP'li değil. Hiç girmedi bu tartışmalara. Mansur Yavaş devam edebilir. Fatih Kartal, Selef Halef'ine bıraktı. Bence değişen hiçbir şey olmayacak. O kafa değişmeli. Önce tüzük, adam akıllı değişmez veya başarısız olan Avrupa'daki gibi istifa etmezse CHP iktidar olamaz demişsiniz. Ömer Doğan, şimdi iş sağa sola slogan selamları çakmak zamanı değil, ayağa yere basan somut adımlar atma vakti. Bir an önce Sarıgül ve İlgezi tiplemelerinden kurtulmalı demişsiniz. Volkan Özen, CHP üst yönetiminin vampirlerinden tamamen kurtulmamız lazım. Acil sisteme 4 milyon genç ve kadın üye sokmalıyız. Önümüzde max 5 yıl var demişsiniz. Görkem Öge, Özgür Özel küskünleri tekrar partiye çekebilir mi? İlk soru bu. Şimdi mesela Muharrem İnce'nin partisinde falan konuşuluyor. Taşı bakılıyor ne diyecek Özgür Özel diye dönenler olabilir. Ama ben hani burada başlığı da öyle attım ya, yeni nesil geldi diye. Yeni nesil geldi bak. Yeni nesil. Parti meclisi listesinde falan da hep böyle yeni isimleri görüyoruz. Genel başkan yardımcılarını da yeni isimlerden seçmiş. Şöyle söyleyeyim size. Yerel yönetimlerden sorumlu Gökhan Zeybekoğlu, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Deniz Yücel, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Yalçın Karatepe, sağlık işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Burhanettin Bulut, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Ensar Aytekin, gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ozan Işık, genel sekreter Suat Özçağdaş olmuş, tarım politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, parti sözcüsü Selin Sayıkböke olmuş, çevreden sorumlu genel başkan yardımcısı Baran Bozoğlu, dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı İlhan Uzgel, medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı Ali Haydar Fırat, kadın haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze Taşçıyer. Burada şeyi gördünüz, yani zaten Ali Haydar Fırat'ı tanıyorsunuz, bize de konuk oluyor sık sık. Yalçın Karatepe'yi tanıyorsunuz. Burhanettin Bulut şeydir, Adana milletvekillerinden, o da çok çalışkandır kendisi. Ozan Işık daha önce bize konuk oldu. Suat Özçağdaş, yani genç böyle yeni bir ekip. Yeni jenerasyon gelmek zorunda. Bu da parti meclisi listesi, yeni yönetim. İlk Oğuz Kağan Salıcı da parti meclisine girmişti. Malum işte Canan Kaftancıoğlu, hani Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden. Fakat 51. sırada girmişti parti meclisine. Fakat kadın kotası geldiği için, kadın kotasından giren 7 kişi oldu. Oğuz Kağan Salıcı'nın parti meclisi üyeliği düştü. Sevgili Nevşin, sence Özgür Özel bahsettiğim vizyona, donanıma sahip mi? Fikrim yok, soruyorum. Valla bence burada tek adamlıktan ziyade bir ekip işi bu. Ekip olması çok önemli. Özgür Özel'in de parti siyasetini bilmesi, örgütçülükten gelmesi, STK'cılıktan gelmesi, bunların hepsi olumlu. Ama zaman içerisinde göreceğiz. Yani kendisine çok iyi bir ekip kurması, kendisini iyi yetiştirmesi lazım. Fakat çalışkandır en azından. Çalışkandır, aurası iyidir. Hani insanlarla iletişimi iyidir, konuşur, dinler falan. Zeki bir adamdır, siyasi zekası yüksektir. Göreceğiz ama zaman içerisinde. Şimdi kazandıktan sonra yapmış olduğu konuşmadan şöyle göstereyim biraz. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele, omuz omuza çıkıyorum. Bu salondan
81 il başkanımızla kol kola, omuz omuza çıkıyorum. Ben seçim sonuçlarını 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreci geride bıraktık. Kolay değildi. Büyük bir üzüntünün, travmanın arkasından umutsuzluğu umuda çevirmek, düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek. Buna inandık. Arkadaşlarımızla inandık. Sizlere inandık. Siz de inandınız. Umudu yükselttiniz. Umut içindeyiz. Bu zor süreçte bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Benim süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarım olduysa affola. Şimdi konuşmasında Özgür Özel'in özellikle bu hani örgüt işte vekiller falan vurgusu yapması şundan önemli. Hep şunu söylüyorlardı ya bu İmam Bakır Üküş olayında gördüğümüz gibi. Ya kardeşim partinin organları seçiliyor. Parti meclisi var, MYK'sı var, neyse delegesi var. Bunlar yokmuş gibi bir takım danışmanlar alınıyor. İşte birileri diyor Kemal Bey'e ya bu mitmiş falan, eski ülkücülerdenmiş, devletin şeyiymiş falan diyor. Danışman oluyor mesela. PMD ne konuşulursa konuşulsun bu işte eski mitçi falan denilen adamların dediği oluyor. Şimdi vizyon meselesi orada önemli. Yani biraz uyanık olacaksın kardeşim ya. Bir tane Alioğlu veliyor gelir, cetemciymiş falan deniyor. Mesela sen he diyorsun, onu dinliyorsun falan. Şimdi öyle oldu, çok tokatlıklar adamı yani açıkçası Ankara'da. Onun için biraz şey olmak lazım. Şimdi bu da ya böyle değil kardeşim, seçilmiş. Partinin delegesi ne olmuş? En aşağılardan seçilmiş gelmiş. Efendim parti meclisi seçilmiş gelmiş. Bunlar karar alıcı olacak falan diye onun çok altını çizdi. Bunlar da çok alkış aldı salonda. Çünkü dediğim gibi ya CHP örgütü buna susamış. Ya biz çalışıyoruz ediyoruz bilmem kim danışman diye biri geliyor. Onun dediği yapılıyor. Böyle şey olur mu diyorlar. Temel kopuş da bu olacak anladığım kadarıyla partide. En çok konuşulan görüntülerden bir tanesi Ali Mahir Başarır'ın sevinciydi. Onu da tabii atlamamak lazım. Gündeme gelmesinden biraz rahatsızım. Bizim asıl iktidar mücadelemizi AKP, MHP bile ona karşı vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir şey oluyor. Ali Mahir Başarır koşarak Ali Mahir gidiyor. Başarır, evet. Veli Ağababa orada. Zannediyorum, evet. Zannediyorum kutlamalar sonuç alındı evet. Ki kutlamalar alın, evet. Evet. Ali Mahir Başarır'ın sevinci ve Veli Ağbaba zaten Özgür Özel'in çok yakın arkadaşı hem de çalışma arkadaşı. Onların sevinci işte aldık diye ikinci turda. Çünkü bu sefer fark açıldı tabii. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ilk turdan sonra çekilseydi daha şık olurdu. Zaten oy kullandı gitti falan. Hani o gece bir kürsüye çıkıp Özgür Özel'e devretseydi bu devretme meselesi de çok eleştirildi. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya İşte değişimciler de neymiş, ben dürüst sosyal demokrat birine devredeceğim diye. Özgür Bey bunu da şey yaptı, bayağı eleştirdi. Devretmek ne demek diye. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu düzeltmeye çalıştı. Devretmek dediğim işte seçilecek, ona devredeceğim falan diye. Öyle dedi konuşmasında ama hani işte seçildi. Devretmedi, evine gitti. O da şık olmadı. Fakat Özgür Özel dedi ki Kemal Bey'le konuştuk. Bir devir teslim töreni yapacağız daha sonra dedi. Zaten seçildikten sonra da Kemal Bey'i hep onur ettiler. Doğrusu da bu yani o neyse artık olmuş bitmiş. CHP'nin geleneğine sahip çıkıldı. Geçmişe takılıp kalmakta da bir şey yok yani bir anlamı yok. Biz her zaman kendisinin görüşüne başvuracağız. Genel başkanımızdır. Bir devir teslim töreni de yapacağız dedi. Şimdi tabii burada öne çıkan bir başka isim Ekrem İmamoğlu. Bu İmamoğlu'nun üçüncü büyük zaferi diye okumak lazım. Bir İstanbul birinci kez kazandı, ikinci kez kazandı. Üçüncü kez de burada Özgür Özel'in arkasındaki isim, tam destek, işte değişimciler malum. Ekrem İmamoğlu divan başkanı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Orada da neyin hesabı yapıldı? Daha önce de konuşmuştuk. Divan başkanının tarafsız olması gereken birisi olduğu için oturur. Delege üzerinde etkisi olmaz, tarafsız, pasifize olur, bir şey yapamaz falan diye düşünüldü. Ama tam tersi oldu. Hakikaten çok tarafsız yönetti Ekrem İmamoğlu. Ama şunu hesap edememişler. Ekrem İmamoğlu divan başkanı olduğu için Özgür Özel seçildiği an kürsüdeydi kendisi. Kürsüdeydi ve ikisi beraber el kaldırmış oldular. İmamoğlu'nun yanında oldu kendisi.
bunu hiç hesap edememişler. Ya bu arada bu iki seçim arasında ilk işte oylar kullanıldı. Kim önde tartışması? Kemal Bey mi önde? Çünkü şey haberleri geldi. O Kemal Kılıçdaroğlu önde diye haberler geldi. Manipülasyon oluyor mu olmuyor mu? Benim aldığım bilgiye göre yine bir yanlış sayma hadisesi yaşanmış. Genel merkezciler yine oyları yanlış saymışlar. Her seçimde olduğu gibi yani artık esprisi trajikomik de. Yine bir yanlış sayma olayı yaşanmış. Önce genel merkezciler kendilerini önde sanmışlar. Sonra görmüşler ki aa tüh yanlış saydık falan. Yine tweetler silindi. Tüm tweetler silindi falan. Şimdi Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ikisi hep kameraların karşısındaydı dedik. Şöyle göstereyim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Tabii hafta sonundan gelen bir ses yorgunluğu var. Onun için kusurumuza bakmayın. Ekrem Başkanımız nezaket gösterdiler. Kurultayı tamamladıktan sonra ve görevini bitirdikten sonra ayrılmadan beni ziyaret ettiler. Ekrem Başkan için şöyle söylemek lazım. Hangi işin ucundan tutsa dört dörtlük yapan ve başarıyla sonuçlandıran birisi. Geçirdiğimiz kurultay sürecinde elbette herkes bu göreve talip olmak ister. Ama teklif etseniz herkesin iki kere düşünüp vereceği bir karardı. Sonuçta da Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilk yaşandı. Kurultayın gergin olabileceği, farklı zorluklarının olabileceği biliniyordu. Ekrem Başkan bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı çok başarılı şekilde yönetti. Ben kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Şimdi bu tabii kurultay gecesi değil, ertesi gün. Şimdi o kadar şey oldu ki kurultay ilk gün genel başkan seçildi. Ertesi gün parti meclisi. Parti meclisi de çok önemli. Arada Ekrem İmamoğlu gitti, İstanbul Maratonu var. O Ekrem İmamoğlu'nun çok sahip çıktığı şeylerden bir tanesi. Çünkü bunlar büyük şehirleri markalaştırır. Aynı zamanda New York Maratonu da var mesela, İstanbul Maratonu ile o Gold Maratonlardan. New York Maratonu, Londra Maratonu, Berlin Maratonu. Hani kızıyorsunuz pek çoğunuz, görüyorum. Nedir bu trafik, kapanıyor kardeşim falan diye. Kapanır ama marka şeydir, çok turist çeker. Sırf maraton takip eden turistler var. Binlerce insan koşuyor. Var mesela benim bildiğim. Her sene İran'dan sırf bu maratonu koşmak için gelen bir ekip var mesela. Gelip koşuyorlar kadınla erkekle. Kadınlar da başörtüsü koşuyor falan. Önemli yani. Ekip için sırf bunun için gelen turist vardır. Yani önemli de bir şehri markalaştıran şeylerden bir tanesidir. Hatta tabii bu AK Parti zamanında da yapılıyordu ama AK Parti zamanında yanılmıyorsam Cübbeli Ahmet'in damadı mı yeğeni mi ne falan, onun organizasyon firmasındaydı bu maraton iş. Şimdi burada zaten daha önce de bu koşu organizasyonları yapan bir şirkete, bir gruba devredildi falan, iyi biliyorlar bu işi. Yani Ekrem İmamoğlu da çok sahip çıktı projelerden bir tanesi. İmamoğlu maratonu başlatmak için sabah, pazar sabahı İstanbul'a geldi. Sonra geri döndü şeye, Ankara'ya. Divan Başkanı'na devam etmek için. Şöyle göstereyim maraton. Hem de hiç uyumadan yani sıfır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bakar mısınız? Sanki dünden hiç çıkılmamış, olağan kurultayda saatlerce hiç ayakta kalınmamış tartışmaların. Hani hatırlıyor musunuz o kurultayın havası dışarıdan göründüğü gibi değil, yormaz aslında besler demiştim. Tam da ispatı 100. yıl sebebiyle Cumhuriyetimizin. Evet, biraz yürüdü, koştu falan. Sonra da döndü. Divan Başkanlığı, Parti Meclisi bayağı, yani bugün zaten belli oldu. Oylar kullanıldı. Listeler, Özgür Özel'in anahtar listesi. Büyük ölçüde 5 kişi delmiş listeyi gördüğüm kadarıyla. İşte bir tanesi de Oğuz Kağan Salıç da kadın kontenjanı olduğu için Parti Meclisi üyeliği düştü. Sonra tabii Ekrem İmamoğlu'na mikrofonlar tutuldu. Ne düşünüyorsunuz diye. Çok özel bir zaman dilimi. Çok ciddi bir şeyi de var, değişim tılsımı da var. Hem farklı düşünerek bu seçime girip aynı listede buluşanlar da var. Gençler ağırlıklı, genç ve kadın kimliği var. Umarım çok böyle senkronize, güzel bir dönemi birlikte yaşatırız. Genel Başkanımıza da tebrik ziyareti yaptım. Hem de kurultayla ilgili bir kısım bilgi verdim. Başkanlarımız da biliyorlar ki ilk yapılması gereken iline dönen önce çarşı pazara gidiyorsun. Selam nasıl? Enerji nasıl? Ne diyor vatandaş? O geri dönüşleri biliyorum. Ondan sonra yerel seçimlerle hep beraber bir gaza basalım.
çok mutluyum yani. Tarif edemem şu an şimdi bir şey. Evet, Emine Ağar doğru. Nevşin Hanım Anıtkabir'e gittiğini vurgulamayı unutmayın diye doğru. Sonra da Anıtkabir'e gitti. Çok haklısınız. Bu şeydir ya, adrenalindir. Bir şey mi kullanıyor? Ne, serum mu aldı falan diye. Serum da almıştır belki. Bir vitamin almıştır ama bu asıl adrenalin. O da zafer adrenalini. Bir de Ekrem İmamoğlu adama zafer yarıyor. Bu kazanma şeyini seviyor. Zaten bu değişimciler kazanmayı çok vurguladılar. Bir de sosyal demokrasi. Ya biz sosyal demokrat partiyiz. Neden bu partiye eski ülkücüler dolduruluyor? Neden sağcılar dolduruluyor? Gerek yok buna diye. Bunun altını çok çizdiler. Bundan sonra biraz daha tabii ki yani ne olur? Şimdi sosyal demokrasi deyince Türkiye'de bu da geniş bir yelpaze. Yani biraz daha yelpazenin sağında yer alan isimler de olur. Biraz daha yelpazenin solunda yer alan isimler de olur. Bir tık daha milliyetçi, değil mi? Yani ulusalcı kanadı var bu partinin. Hepsi CHP'nin evladı sonuçta baktığınız zaman. Ama işte bir kısım belki hani biraz daha nasıl diyeyim, mesela Sezgin Tanrıkulu gibi hani Kürt siyasetinden gelmiş isimler de yer alır. Bu da Türkiye'de sosyal demokrasinin içinden, yani sosyal demokrasinin Türkiye'de aslında CHP çizgisinin bir parçasıdır yani öyle baktığınız zaman. Çünkü sonuçta Türkiye'nin merkez sol partisi. Farklı renkler olur. Yani öbür türlü zaten %5'lik partiden söz edersiniz. Bir kitle partisidir CHP. Kitle partisi Türkiye'nin solunu temsil eden bir CHP yani. Kimileri diyor ki vay efendim CHP solcu mu falan. Kardeşim bu ülkede sol bu. Yani öyle, yoksa sen kendin fantazi bir sol şey yaparsın. Tanımlarsın. İyi olur, o andan anca 5 kişi oy verir. %1 oyunu alır oturursun. Bu ülkede sol budur yani. Aşağı yukarı. İç çekişmesiyle, ideolojik kavgalarıyla, şuyla buyuyla. Ya Ufuk bu arada kızıyor. Diyor ki 1700 like'da kaldık. Çok düşük. Lütfen bir like hatırlatması yapar mısın diyor. Videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi evet, bakalım değişim yakından takip, yani değişti, hiç bir şey olmasa yeni bir jenerasyon geldi bir kere CHP'de. Tabii burada AK Partililer şeyi eleştirdiler. Hem Özgür Özel, işte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş vurgusu yaptı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu aynı vurguyu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da al birini vur öbürüne dedi. Öyle diyecek tabii, ne diyecek? Zaten Erdoğan'ın memnun olduğu bir sonuç çıksa orada iki kere düşünmek lazım. Bu arada tabii hafta sonu şöyle hareketliydi. Bu İsrail-Filistin cephesindeki, Gazze cephesindeki gelişmeler ve Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ziyaretleri. İHH'cılar bir eylem gerçekleştirdiler. İncirlik Üssü'ne gittiler. Sonra bir grup İncirlik Üssü'nü basmaya çalıştı. İHH Başkanı, bunlar provokatör, bize bağlı değil bu kişiler diye bir açıklamada bulundu. Bir ara işte emniyet güçleri, bayağı da kalabalık bir eylemdi. Çünkü emniyet güçleri müdahale etti malum, gaz attı. Hatta İHH Başkanı gaz atan polisleri hedef gösterdi. Kim bunlar, gaz atıyorlar, hemen emniyet müdürü cezalarını versin falan diye gergin. Bunun üzerine yalnız Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deydi. Erdoğan'ın Rize'de yapmış olduğu konuşmada şunu söyledi. Bu Filistin Gazze meselesine değinirken, biz dedi görünenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Siz bakmayın. Özellikle ama şunu söylüyor aslında satır aralarında. Ya biz İsrail'e diplomatik ilişkileri falan kesmeyeceğiz. Kesmek istemiyoruz. Biraz da her şeyde göründüğü gibi değil. Biz bu ilişkileri sürdürmeye devam edeceğiz. Ama Gazze için insani çabalar da sürecek diye. Ben burada Nuray Babacan'ın geçen hafta ele almış olduğumuz yazısının doğruluğunu gösteriyor bu bize. Yani Erdoğan'ın bir gaza gelip, duygusal anına gelip Hamas mücahittir falan diye bir çıkış yapması. Sonra İbrahim Kalın, Hakan Fidan'ın dört bir koldan bu bir hasar tespiti, bu hasarı azaltma çalışmalarına girişmesi. Şimdi Erdoğan başka bir şey söyledi. Yani tabii ki Gazze, efendim insan, İsrail eleştirisi, bunları yüksek tondan yaptı. Ama İsrail'le ilişkileri kesmeyeceğiz. Biz kapı arkasından çok uğraşıyoruz Gazze için diye özellikle altını çizdi. Şimdi pazar günü özellikle İsrail ordusu tamamıyla şu anda Gazze'yi ikiye bölmüş durumda. Gazze'nin kuzeyi, Gazze'den güneyi. Gazze'nin güneyi, Gazze'nin kuzeyinde operasyonlarını sürdürecek İsrail ordusu bunu söylüyor. İsrail şu psikolojide, hele özellikle şimdi dünyadan gelen tepkilerin de ardından, ya kardeşim baksana dünyadan gelen tepkilere de. Bunlar bizi burada yaşatmaz. Bunlar bizi burada öldürür. Biz yeteri kadar burada sert bir cevap vermezsek bizim Hamas'ın H'sini kurutmamız lazım. Yani Hamas'ın H'sinin kalmaması lazım. Biz ne gerekiyorsa yapacağız Allah ne verdiyse diye. İsrail bu psikolojide, yani onu söyleyeyim öncelikle. Ve özellikle şunu çok altını çiziyorlar. Tamam biz burada bir hani insanlık dramı yaşanmaması için çalışıyoruz ama burada
Hamas'ı sivillerden ayırmak çok zor diye özellikle altını çiziyorlar. Şu görüntü paylaşıldı, onu yükledik mi, unuttuk mu? Ben unutmuş olabilirim. Şifa Hastanesi'nin çevresi vuruldu. Malum hastane çevreleri vuruluyor. Fakat burada işin şu tarafı da var tabii. Yani Hamas da sütten çıkmış ak kaşık olmadığı için bu toplantıları da özellikle çeşitli toplantılarını hastanelerde yapıyorlar. Şifa Hastanesi'nin bahçesinde kocaman bir barkovizyon diye bir şey kurulmuş. Ve orada Hamas'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırılar gösteriliyor. Böyle bir erkek çoğunlukta Hamas militanları herhalde. Onlar da alkışlıyorlar mesela. Hastanenin bahçesinde kurmuş bunu özellikle. Fakat Hizbullah'la tabii gerilim arttı. Çünkü İsrail Lübnan'ın içerisinde içinde sivillerin, çocuk ve kadınların bulunduğu bir sivil aracı vurdu. Kadınlar ve çocuklar öldü. Bunun üzerine Hizbullah saldırılarını arttırdı. Ve hatta İsrail'in içine Hizbullah militanlarının sızdığı haberleri geldi. Tam o boyutta orada böyle bir gerginlik devam ediyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Cuma günü konuştu. Hizbullah lideri hani şu bekleniyordu. Hizbullah da savaşa dahil olacak mı açıklaması bekleniyordu. Hasan Nasrallah şunu dedi. Yani biz bu savaşa dahil olmayacağız ama biz burada Hamas'ın elini rahatlatmak için zaman zaman Türkçesini söylüyorum, özetliyorum. Füze atışları yapmayı sürdüreceğiz. Ama biz kendimiz bu savaşın içerisinde dahil olmayacağız. Hamas'ı destekliyoruz. Filistinlileri destekliyoruz. Ama biz zaten hani bu savaşın bu şekilde içerisindeyiz. Yani böyle biz de dahil olacağız, İsrail'e gireceğiz. Bunu bekleyenler vardı. Bunun olmayacağını söyledi Hasan Nasrallah. Hasan Nasrallah'ın bu açıklamasında İran medyasından çok ciddi destek geldi. İran'da girer mi bu savaşa, girmez mi tartışması var ya. İran'da o Hasan Nasrallah tam bir stratejik akıl, doğru. Niye girsin Hizbullah? Kendi kayıplarını önlemeye çalışır. Girmesin, işte böyle yapsınlar, füzemizi atsınlar. Hasan Nasrallah nasıl bir stratejik deha falan yorumları yer aldı İran'da. İran medyasında. Yani buradan da şunu görüyoruz. İran'da kendisi birebir bu savaşa dahil olmak istemiyor. Ama İsrail'i böyle füze atışlarıyla vesaireyle yoracaklar. Hamas'ı kullanmaya devam edecekler. Hamas da sivilleri kullanmaya devam edecek. Ve tabii ki Gazze'de de bu nedenle bir hakikaten insanlık dramı yaşanıyor maalesef. Çoluk, çocuk, yaşamını yitiren siviller çapraz ateş arasında kalmış. Hamas'la İsrail arasında kalmış. Tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Peki bu insanlık dramına nasıl son verilebilir? Şimdi bunun için Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, yani tabii burada Amerika İsrail'e desteğini açıklıyor ama Amerikan kamuoyundan da baskı var. Daha önce de konuşmuştuk. Blinken de böyle bölgeye geldi. Bu arada belki Türkiye'de böyle bir şey yapabilir mi bilmiyorum ama Ürdün şöyle bir şey yaptı. Ürdün Kralı Abdullah duyurdu bunu kendi X hesabında. Ürdün böyle bir paraşütle yardım indiriyor. Bir operasyon olarak yardım indirdi Gazze'ye. Ürdün ordusu indi yani Gazze'ye. Yardım indirdi bayağı bir. Medikal vesaire destek. Abdullah da bunu duyurdu. Bu arada bu normalleşme, İsrail'le normalleşmeye ara vermedi Ürdün. Normalleşmeye devam ediyor. İsrail'le ilişkileri normalleştirmeye devam ediyor. Bilmiyorum, belki buna benzer bir operasyon da Türkiye yapar mı, yapmaya çalışır mı göreceğiz. O önemli. Blinken dedik. Blinken şimdi işte Ürdün'e gitti, İsrail'e gitti. Arada Güney Kıbrıs'a gitti, sonra sürpriz bir ziyaretle Irak'a gitti. Irak'a da kendi uçağı ayrıldı. Irak'a gitmedi. Küçük bir uçakla Irak'a gitti. Çünkü Irak hani güvenlik tehdidi var Blinken açısından. Orada ne yaptı diyecek olursanız. Şimdi özellikle son dönemde Irak'ta bu İran'ın direniş ekseni dediğimizin içerisinde kimler var işte? Lübnan'da Hizbullah var. İran kendisi. Gazze'de Hamas. Yemen'de Husiler. Irak'ta da birkaç işte Haçlı Şabil örgütü. Bu Irak iç savaşında da gördüğümüz, Suriye'deki savaşa da dahil olan Şii gruplar. Bunlar İran'ın sponsorluğundaki, İran'ın etkisi altındaki gruplar. Zaten eski Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani öldürülen sürekli Irak'a gidip geliyordu ya. Bu grupları koordine ediyordu şimdi. Yerine gelen Kani'ye aynısını yapıyor. Şimdi bu gruplar Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'deki üstlerine saldırıyorlar sürekli. Şöyle haritasını da göstereyim. Şimdi en son bu El Tanf üstüne dün bir saldırı oldu. Hatta oraya bir drone'la saldırı oldu. Türk drone'u mu falan diye bir ara sosyal medyada döndü. Irak'taki bu Şii grupların saldırıları. Bakın Suriye'dekine sürekli bir saldırı gerçekleşiyor. Blinken hem bu saldırıların durdurulması için Irak'a gitti. Irak'ta başbakanla görüştü. Irak başbakanı El-Sudani ise daha önce yapmış olduğu bir açıklamada bu Şii grupların Amerikan üslerine yaptığı saldırıları tasvip etmediğini söylemişti açık açık. Ben tasvip etmiyorum, bu iş böyle olmaz diye. Dolayısıyla gitti bu mesajı da verdi. Bakın bu saldırıları durdurun diye. Şimdi Amerika'da
gidip dahil olmak istemiyor ama bakın bu şimdi neyi getirecek? İşte Amerika'nın çıkacağı da varsa hiç çıkmayacak bölgeden, Suriye'nin kuzeyinden. Çünkü bu Şii gruplar SDG güçlerine de saldırdılar. Amerikan destekli Suriye demokratik güçleri üstüne de saldırıyorlar. Şimdi Amerika hiç çıkmayacak buradan. Yani tutmaya devam edecek bu üstleri. Burada böyle bir şey var. Burada böyle bir gerginlik var. Dolayısıyla Blinken Irak'taydı. Irak'tan sonra Türkiye'ye geldi. Şöyle vali yardımcısı karşıladı. Evet, bu görüntüler gece saatlerinde geldi kendisi. Ya işte vay niye Hakan Fidan karşılamadı falan diyenler de oldu. Daha önce de olmuş bu teamül. Dışişleri Bakanlarını vali yardımcısı karşılıyor. Şimdi Blinken geldikten sonra tabii bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştü. O sırada Dışişleri Konutu'nda Blinken görüşme yaparken şöyle bir protesto gösterisi gerçekleşti. Gel, gel benim. Bana dokunma. Onu yakalayacaksınız. İçeride bir çocuk katili var. Killer. Dokunmayın. Böyle de protesto gösterisi gerçekleşti. Şimdi Blinken peki Türkiye'de ne görüştü? Şöyle İngilizce açıklama var. Biraz izletip size hemen çevireceğim. Blinken çünkü konuştu. Ne konuda? Şöyle izleteyim size. Over the last couple of years, particularly with the Black Sea Grain Initiative and trying to get food out of Ukraine as well as supporting its electricity grid, we discussed our work to strengthen our counterterrorism partnership, to work as well at growing our economic relationship through trade and investment. And of course, we discussed the crisis in Gaza, and including the efforts to significantly expand humanitarian assistance to people in need, efforts to prevent the conflict from spreading to other parts of the region, and what we can do to set the conditions for a durable, sustainable, lasting peace for Israelis and Palestinians. On the humanitarian piece, I think we've made some good progress in recent days in working to expand that. Ambassador Satterfield remains in the region working that every single day. We've also had very important conversations throughout this trip with countries in the region on the role that everyone can play in making sure that the conflict doesn't expand, doesn't spread to other countries. And of course, we remain very focused on the hostages held by Hamas, including Americans, in making sure we're doing everything possible to bring them home. One of the common denominators that I've heard throughout this trip is the imperative of American engagement, American leadership. Every country I talk to is looking for us to play a leading role with our diplomacy to try to make progress on all of these different aspects. Evet, burada diyor ki bizim diyor, görüştüğümüz her ülke diyor özellikle Amerika'nın bu konuda liderlik yapmasını istiyor diyor. Türkiye'de dahil. Yani Amerikan diplomasisinin önemini söylüyor yani. Bizim burada bir alıp götürmemiz lazım bir meseleydi. Kalıcı barış için ne yapılabilir? İnsani yardım için daha fazla ne yapılabilir? Bu bölgede kalıcı bir istikrar için ne yapılabilir? Bunu konuştuk özellikle diyor. Ve tabii ki Amerikan vatandaşı olan rehineler. Şöyle de bir bilgi var. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ordusuna bir drone desteği de yani drone'la Gazze'yi izleyip özellikle Amerikan vatandaşı rehineler nerede? Bunun tespitinde İsrail'e destek verdiği haberi de geldi. Ferit Bey demişsiniz ki İsrail'e desteği kesseler yeter. İşte Ferit Bey biliyorum yani Türk medyası böyle ver Allah gazı, ver Allah komplo teorisini de şimdi şöyle de bir şey var. Hamas Hamas değil diye ben ilk günden beri söylüyorum. Hamas yalnız Hamas değil. Kısaca Amerika Birleşik Devletleri de değil. Hemen Yemenli Husilerin habire İsrail'e salladığı roketleri Suudi Arabistan durduruyor. Çünkü yani şurada İran rejiminin kurucu şeylerinden bir tanesi. Adamlar antisyonist de değil, antisemit. Yani İsrail'de taş üstüne bırakmayalım duygusu var adamlarda.
Yani burada Amerikan desteği olmasa Allah ne verse bütün roketleri atalım İsrail'e. Hiç kimse de kalmasın orada. Herkesi öldürelim yani. Adamların şeyi bu. Biraz da böyle bakmak lazım. Zaten başından beri söylüyorum. Hakan Fidan'ın Türkiye'nin burada aman daha itidarlı. Tabii ki burada insanlık dramı önemli. Artık İsrail'in dizginlenmesi falan bu önemli ama başından beri Hakan Fidan bu bölgeyi çok iyi bilen bir adamdır. Bunun arkasında hani nasıl bir İran rolü, nasıl bir İran fişfişlemesi falan olduğunu bu adamlar çok iyi biliyor. Yani onun için de özellikle böyle biraz daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusallaşmadan önce bir takım yapmış olduğu açıklamalar çok hani daha itidalli, daha aman iki tarafta falan, biz İsrail devletine karşı değiliz falan derken hep bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Antisemitizm Netanyahu'ya yarıyor demişsiniz. Tabii kesinlikle. Yani burada aşırı uçlar birbirini besliyor işte. Yani sıkıntı o. Şimdi Blinken'ın Türkiye ziyareti de önemli. Yani sonunda Türkiye'ye geldi. Başından beri niye Türkiye'ye gelmiyor deniyordu. Anladığım kadarıyla bu Hamas mücahiddir açıklamasından sonra Blinken'ın gelmiş olması önemli. Burada da herhalde Hakan Fidan'ın ve İbrahim Kalın'ın çabalarının da altını çizmek lazım deyip bakayım başka atlamış. Yani tabii bu şey bir mesele, daha da devam edecek böyle bir çetrefilli bir mesele bir yandan. Gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Onu bıraktık dedik. Peki. İzlemeyi sürdüreceğiz. Şimdi yarın birazcık Ukrayna cephesi meselesine de gireriz. Zelenski ile ilgili gelişmeler var ama yani bir kuplede Dilan Polat vermeyelim mi arkadaşlar? Dilan Polat'ı yine çok yakından izleyen Cansu yine dün gece sesi bir oda açıyor Twitter'da sabah 5'e kadar. Hemşireler bağlanıyor, avukatlar bağlanıyor falan. Cansu da epey bir bilgi edinmiş. Şimdi öncelikle tutuklandılar biliyorsunuz. Tutuklu yargılanacaklar. Ve Dilan Polat da Silivri'ye gönderildi. Eşi Engin Polat da Silivri'ye gönderildi. Mahkemede ifadeleri aldı. Niye Silivri'ye gönderildiler? Bakırköy'de gönderilebilirdi Dilan Polat ama hani yani ünlüler falan diye yüksek güvenlikle cezaevine gönderilsin kararı alınmış. Şimdi uzun süre tutuklu kalırlar çünkü haklarında MASAK araştırma yapıyor. MASAK araştırmaları da 6 ay ila 1 yıl sürüyormuş. Dolayısıyla bu 6 ay sürer, tek tek inceleyecek MASAK, ona göre dosyayı hazırlayacak. Bu dosya hazırlandıktan sonra da yargılama başlayacak. Yani epey bir tutuklu kalırlar gibi görünüyor. Şimdi burada vermiş oldukları ifadeler tabii çok ön plana çıktı. Dilan Polat ifadesinde diyor ki ya ben tamam benim bu şirketlerim var ama ben makbuz kesmeyi bile bilmem, ne bileyim ben. Daha çok reklam yüzüyüm. Ben giderim çalışanları denetlerim. Onların disiplinine bakarım. Onlara ne eğitim verilir. Yoksa ben anlamam. Ben daha çok reklam yüzüyüm. Tanıtımını yapıyorum. Bunları Engin biliyor diyor. Engin de diyor ki ya işte biz şu inşaat firmalarımız var diyor. Biz örgüt değiliz. Biz bir aileyiz diyor. Hem işte bu Polat tarafı var hem Doğu tarafı var. İkilerinde hepsinin üzerine bir takım şirketler kurulmuş. Ben diyor bahis, çünkü bahisle suçlanıyorlar, yasa dışı bahis yok diyor, bizden bahis oynatan yoktur diyor ama biraz da topu atıyor. Yani bizim ailemizin diyor kurmuş olduğu pek çok şirket var, ben bahis işi bilmem, hani başkaları yaptıysa ben bilmiyorum da getiriyor. Bunlar da YDM'ine götürülen Polat ailesinin arabaları. Bu arada herkes tutuklanmış, onu söyleyeyim, hem Polat soyadlı hem Doğu soyadlı, hemen hemen herkes tutuklanmış çünkü herkesin üzerine bir şey açmışlar, şirket açmışlar mesela. Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu depo müdürü olarak kayıtlıymış. Fakat onun hesabından daha bire bir takım paralar aktarılmış. Diyor ki Can Doğu vermiş olduğu ifadede ya ben ne bileyim böyle daha hızlı oluyor dediler. Benim hesabımdan yaptılar. Ben anlamıyorum, bilmiyorum diyor. Kardeşi Sıla Doğu tutuklananlar arasında. Sıla Doğu da Seyhan Soylu'nun verdiği bilgiye göre hakikaten de öyle çok parası olan birisi değil esasında. Hani Dilan Polat harçlık veriyor gibi anlaşılan. Boğaz manzaralı bir ev var ama çok uzun süredir o evde oturuyormuş. Kiradaymış zaten, kendi evi değilmiş. Hep böyle Dilan Polat ne harçlık verirse onu harcıyor. Yani çok çok da böyle parası olan birisi değil. Şey diyorlar yakın tanıdıkları da, Dilan Polat çok travmalı falan bir çocukluk geçirdiği için kardeşlerine öyle çok fazla para vermiyormuş. Ve diyormuş ki ya ben çok para versem bunlar kendileri zengin olsa gider. Beni daha tanımazlar diye böyle bir kendine güvensizliği var ve çalışanların altın dağıtması falan da hep ondan. Hani beni sevsinler falan diye böyle bir sevilme meselesi var. Dilan Polat'ın psikolojisinin kötü olduğu bilgisi geliyor. Çok su içiyormuş.
acaba böyle bir hani yoksunluk çekiyor diye mi? Çünkü tanıdıkları şunu söylüyor, tanıdıklar Dilan Polat'a, ya sürekli sakinleştirici gibi şeyler alıyordu. Leblebi gibi yutuyordu onları. Bu olaylardan falan önce habire atıyordu, iki tane üç tane atıyordu böyle habire. Onun için bazen böyle kafası da iyi gibiydi sürekli. Hani belki onun yoksunluğunu çekiyor olabilir. Bir aşırı su içmesi varmış. Fakat hatta bunu savcıya da söylemiş. Ya ben bir takım imzalar atmış olabilirim ama sakinleştiriciler falan kullanıyorum. Onun için hani acaba belki bazı imzaların geçerli olmaz diye savcı da demiş ki alıyor olabilirsiniz, bir kan tahlili de yapalım ama bunlar e-nabızda kayıtlı olmayan ilaçlar olduğu için, e-nabızda kayıtlı olmadığı için size de bunun pek bir faydası olmaz, kusura bakmayın demiş hatta savcı. Bakalım başka, evet bir itirafçı var deniyor. Gizli tanık değil de bir itirafçı deniyor. Şimdi ilk gözaltlanan Ahmet Gün oldu. Ahmet Gün avukatları diye çıkmıştı. Avukatmış ama bu daha çok muhasebeciliği gibi bir şey yapıyormuş. Bu Dilan Polat firmasının asıl kara kutu o deniyor. Ahmet Gün'ün şoförü dosyada olmadığı halde bu işin ucu bana da gelir diye gitmiş ve konuşmuş. Bir tanık olarak o anlatmış. Ahmet Gün nasıl bir iki tane çocuğu varmış hukukta okuyan, onların üzerine de şirketler kurmuş. Ahmet Gün şimdiye kadar 300 milyonluk bir naylon faturayı itiraf etmiş. Olaylar olaylar, görüntüler var. Şimdi bir tek burada tutuklanmayan Engin Polat'ın annesi, onun da kolundaki altınlar dikkati çekti. Şöyle göstereyim. Siz annesisiniz, ne diyeceksiniz? Gelin şu olsun. Şey siz annesisiniz, ne diyeceksiniz? Belki söylemek istediği şeyler var. Çok sinirliyim. Bunu söylemek istiyorum. Bak ben hiç... Kime sinirlisiniz? Çok sinirliyim. Kime sinirlisiniz? Siz böyle tutuklar ya. Çekilin. Evet. Çekilin. Hayır. Hakkındaki tanıdık. Ben de sizi çekilin. Ben Evet, bunlar görüntüler. Bir de tabii Şule Hanım şimdi. Şule Hanım tanınıyor. Şule Hanım kim diyecek olsanız çocuklar. Şimdi çocuklar hatta işte bu Dilan Polat götürülürken sana kim bakacak oğlum diye ağladı. O da çok konuşuldu, tartışıldı. Şule Hanım Özbekistanlı galiba. Özbekistanlı evlerinde çalışıyormuş Dilan Polatların. Hatta onun görüntüsünü full verelim. Ha bu işte çocuğu. Şimdi bunu bir müzikle vermişler. Müzikle verdikleri için veremiyoruz ama böyle de bir story paylaşıldı. İşte oğlu Dilan Polat'ın kapı çalıyor. Annesi geldi sanıyor. Kapıya koşuyor. Bu bir zulüm değil midir? Ev hapsinde yargılansın Dilan Polat. Çocukları var falan diye de bir kampanya başlatıldı sosyal medyada. Millet de sonra buna itiraz etti. Ya kardeşim bu kadar insan... Anneler, kanser çocuğunu göremeyen anneler tutuklu yargılanıyor, cezaevinden çıkarılmıyor. Dilan Polat kimdir de niçin tutuksuz yargılansın diye. Buna da çok tepki var. Bu olayla ilgili bir story. Bir de Şule Hanım yanlarında çalışan. Şimdi kendisi dışarıda çocuklara ben bakıyorum diye. Hani iyi günleri... Bu altınlar, paralar verildiği zaman, mutlu, huzurlu yaşadığım zaman buradaysam en zor, ağır günde de buradayım. Her şeyimi zamana bıraktım. Kendimi çocukları yanına bırakmışım. Bunu unutmayın. Ben Ya nasıl insanlarsınız ya siz? Allah'tan korkun. Hepiniz Allah'a havale ediyorum. İnşallah bulursunuz. Ben kimseyi bırakmadım. Her şeyimi zamana bıraktım ben. Eğlendiriyor beni dedikodularınız, yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız, ne gözünü satar ne de beddualarınız, çekemeyenler parti kursa kazanır. Şimdi bir oğlu bir kızı var. Oğlan küçük, kız büyük. Kız ergen anladığım kadarıyla, daha önce de konu olmuştu. Aslında kızı sürekli annesinin kendisini sosyal medyaya malzeme etmesinden şikayetçi. Ergen zorbalığına da uğradığı söyleniyor okulda. Onun için kendisi ergen zorbalığına uğruyor da çıkmak istemiyormuş. Hatta son dönemde eve de gelmiyormuş. Eve gelmiyor, annem sürekli story atıyor, beni de storylere koyuyor, ben çıkmak istemiyorum diye. 15-16 yaşında, yaşlarında bir kız çocuğu. Şimdi oğlan da tabii bu Şule Hanım da, fakat bununla ilgili de şikayetçi oluyorlar anladığım kadarıyla. Bu işi bilenler, yakınları, sosyal hizmetlere. Çünkü sonuçta Şule Hanım çok iyi biridir, kötü biridir bilemem. Belki de vefakardır falan, onları bilmiyorum ama sonuçta akrabası değil çocukların, bir şey değil yani. Çocukların alınması, sosyal hizmetlere verilmesi lazım diye. Bir tek bu Engin Polat'ın annesi dışarıda, şimdi ona mı verilir artık ne olur bilmiyorum. Ama durum bu anladığım kadarıyla. Kızın da kızlarının da bu sürekli sosyal medyaya konu edilmekten falan psikolojisi bozulmuş. Ha Dilan Polat bu arada sürekli ifadede dedim ya, yani çok su içiyormuş
ve daha önce de ev sakinleştirici kullanıyormuş diye şunu söylüyormuş. Ya gerçek mi bunlar? Gerçek mi diye. Yine Sıla Doğu daha sakin diyorlar. Sıla Doğu sormuş. Silivri nasıl bir yer? Nasıl oluyor falan diye. Aylık 4000 harcama limiti var. Yani aylık 4000 lira verilecek. Kantinden falan bir şey almak istiyorlarsa. Böyle bir durum. Yani bir de Dilan Polat olayı var. Sağ olsun Cansu epey yakından takip etti. Ben kurultaydaydım, hiç bakamadım Dilan Polat gelişmelerine. Cansu sağ olsun ne kadar space odası varsa, ne kadar konuyu bilen, konuşan kaynak varsa hepsine ulaştı. Konuştu. Acayip bir olay. Evet, bu işin arkası ne olacak? Diğer... firması açmış falan, ne kadar güzellik firması falan açmış, yer varsa, fenomen varsa, şimdi hepsi tabii bir telaş içerisinde, ne olacak bu işin sonu diye. Başka çiftler konuşuluyor, şimdi ismini vermeyeyim, yani doğru olmaz ismini vermek, ama başka böyle fenomen çiftler, nereden geliyor bu değirmenin suyu diye şimdi onlar konuşuluyor. Bakalım bu işin ucu nerelere uzayacak, göreceğiz, takip edeceğiz diyorum ve noktalıyorum.